Osman video başlas bir anda. Arkadaşlar hepiniz o zaman videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber serinin üçüncüsü olan evet üçüncüsü olan soru cevap videosuna beraber bir bakacağız. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım bacı. Hadi ya. Eee yine Discord üzerinden arkadaşlarımıza dedim ki bana merak ettiğiniz bir soru varsa sorun dedim arkadaşlar. Onlar da sağ olsunlar her türlü saçma olsun, düzgün olsun bir sürü soruları sormuşlar. Ben aralardan bir acını eledim. Yani hem bazı arkadaşlar e, birden fazla abartmasyonlu sorular sormuşlar. Hem bazıları kendi çıkarlar için soru sormuşlar. O yüzden sizler de ben daha iyi soru sorarım. Sorunun dibini sorarım. Seninle ilgili şunu merak ediyorum dediğiniz bir şey varsa buyurun arkadaşlar gelin Discord sunucumuzda hem takılalım hem muhabbetimizi edelim hem de bu tarz soru cevap videolarında ve beraber oynayabileceğimiz oyunlarda oyunlarımızı beraber oynayalım. O zaman başlayalım. Ee, birincisi neymiş bu? Herhalde Ilex Mayer. Adını yanlış okuyorsam kusura bakma. Demiş ki YouTube'a başlama amacı neydi ve hedeflerin neler? Açıkçası YouTube'a böyle çok ciddi bir e, amaç doğrusu da başlamadım. Sadece bu pandemi döneminde özellikle çok fazla evde vakit geçirdiğimiz için ve bilgisayar oyunlarına karşı bir sevgim sevdam olduğu için eşim bana dedi ki madem böyle bir şey yapıyorsun bunları girip niye YouTube'a atmıyorsun? ...belki bir kitlen oluşur ve seni seven insanlarla daha güzel yerlere gelirsin dedi. Ben de zaten içimde böyle bir şey vardı geçmişten. Böyle bir tiyatro, oyunculuk falan filan şeylerim de vardı. Hatta kanalımda şeyi de bulabilirsiniz. Daha önce oynadığım reklam filmleriyle alakalı videoyu da görebilirsiniz. Onu da izleyebilirsiniz eğer bu o zaman ne yapıyorsa daha öncedendir diye. Hedeflerin yastığı bir hedefim yok. Tabii ki... İlk hedefim 5000 olmak, sonra 10.000 olmak, sonra 50.000 olmak, sonra 100.000 olmak ama... ...YouTube'un çok enteresan bir algoritması var. Bu algoritmaya nasıl giriliyor? Her türlü profesyonel yayıncı izleyip uygulamam yapıyor olsam bile... ...yine de öyle işte daha tam... o, o bir, video, ...bir video lazım işte. O video bir türlü e, şey yapmadı YouTube, öne almadı. Karakaya demiş ki... ...abi evli misin? Sadece merak ettim seni, seviyorum demiş. Sanıyorum yeni bir takipçi kendisi çünkü... E, Evli olduğumu ve bir kızım olduğunu geçmiş videolarımdan görebilirdi. Ama teşekkür ediyorum kendisine gelmiş ve buraya soru sorma şeyinde bulunmuş. Evliyim kardeşim. Bir tane de 8 yaşında kızım var. Ellerinden öper. Umut, moderatörümüz. Demiş ki küçükken sana büyüyünce ne olacaksın? Dediklerinde ne derdin? Keşke derdim hani... Pilot olsaydım çünkü uçmak, üniformalar falan filan ama kader bize tabi onları nasip etmedi. Bekliyorlar alsın onlar... Kanala abone olup Discord'a gelenleri ayrı seviyorum musun? Doğru mu? Bir de YouTube'dan kazandığın ilk parayla ne aldın? Ee, kanalıma abone olup Discord'a gelmeyenleri de çok seviyorum. Herkes Discord kullanmıyor olabilir ama gelenlerle burada daha bir samimiyet, daha bir yakınlık kurma şansımız olduğu için onlara daha büyük iletişimler içerisinde geçebiliyoruz. Youtube'dan kazandığım ilk parayı hiçbir şey almadım. Çünkü ciddi bir mevla birikene kadar Youtube'daki parayı çekmeyi düşünmüyorum. Youtube bana sürekli ısrarla hadi bir hesap numarası gir diyor ama ben de o aşamaya girmedim. Oziman ismi aklına nasıl geldi? Aslında Oziman ismi benim aklıma gelmedi. Benim bir kuzenim vardı. Sürekli bana Ozi, Ozi, Ozi diyordu. İşte Osman sonra Oziman'a döndü böyle. Böyle bir acayip bir şey oldu. Hoşuma gitmişti. Çok da eskiden beridir. Ee, onun üzerine kanalın ismini Oziman koymaya karar verdim. 1 milyona ben olsam ne yaparsın? Hesaba ee, hesabı yatan paraları sayarım. Şaka şaka. Yani 2 milyon nasıl olurum? 3 milyon nasıl olurum? İzleyicilerle nasıl bir aralara gelirim? Onlara nasıl bir fayda sağlarım diye düşünmeye başlarım herhalde. Abi sence hayatta küçük ama çok başarı mı önemlidir? Sınavdan 100 almak mesela. Yani buna küçük bir başarı olarak düşünmüş. Ya da büyük ama az olan başarım önemlidir. TYT'de ilk ona girmek mesela. Ya şöyle bir durum var. Nihayetinde bu bir başarıdır. Başarının büyük küçüğü yoktur. Bence en ufak başarı bile önemlidir. Baktığın zaman senin şu an düz yolda yürüyor olabilmen senin için normal gelse de başka arkadaşlarımız için bir başarı olabilir aslında. Yani o adımları atıp ayaklarının üzerine durabilmek. O yüzden bence her an için Allah'a şükredip bizi mutlu edebilecek veya göğsümüzü kapartabilecek, içimizi heyecanlandırabilecek her ufacık küçücük başarının bile ben çok büyük kıymet olduğunu düşünüyorum. Geçmişte yaşadığın en garip olay neydi? Çocukken. Valla çocukken yaşadığım en garip olay sanırım böyle köye gittiğimizde eciş bücüş <laughs> yaratıklarla böyle sesli görsel temaslı falan bu tarz şeyler kurmamda hiç aklımdan çıkmamıştı. Umut Bey demiş ki bu arada bir önceki soruyu Eymen sormuş. Sonra kızıyorlar abi niye adımı söylemiyorsun diye. Kanal multi mi olacak yoksa tek oyuna mı devam edeceksin? Multi dediğim yani farklı oyunlar demiş. Şöyle daha önce tek oyuna geçmeyi düşündüm. Ama bu oyunun ne olacağıyla alakalı bir türlü karar veremedim. İşte Minecraft mı olsun, işte CSGO, Valorant mı olsun, işte 5M mı olsun falan filan diye. Sonra şuna karar verdim. Anladığım kadarıyla insanlar survival seviyor ve Minecraft'ın ve 5 ayrı bir şeyi var. E, kitlesi var. E, çünkü bu tarz videolar geldiği zaman daha çok böyle bir etkileşim olduğunu görüyorum. Açık konuşmak gerekirse ilerleyen süreçlerde işte Minecraft, 5M e, ve Valorant CS videoları gibi videolar gelebilir. Ama ara ara içerik videoları da atmayı planlıyorum. Teşekkür ederim bu güzel soru için. Black Blackfire... ST demiş ki kaç yıldan beri bu işte uğraşıyorsun? Başka bir işin var mı? Muhtemelen bu arkadaşımız da yeni abonemiz. Kendisine teşekkür ediyorum soruyu sorduğu için. E, zaten ben her ayın başında o zaman işte şu ayda ne yaptı, bu ayda ne yaptı diye bir e, video paylaşıyorum. Mesela 9. ayda ne yaptı videosunu paylaştık. Yani bu da demek oluyor ki şu anda 10. ayın içerisindeyiz. Başka bir işim var. E, bir beyaz eşya markasının yetkili servisini yapıyorum arkadaşlar. Şövalyemiz, İpkekimiz 3 tane combo soru sormuş demiş ki en sevdiğin çiçek, en sevdiğin hayvan, en sevdiğin içecek veya yemek. En sevdiğin çiçek orkidelerin o ha, böyle sert duruşunu çok seviyorum. En sevdiğim hayvan koala eşimden dolayı onunla beraber en sevdiğimiz ortak hayvanımız hatta böyle üniversite zamanlarında falan sarılırken derdim ki koalan koalan falan. En sevdiğim yemek de açık konuşmak gerekirse baklava arkadaşlar. Bence bu dünyada yapılmış en güzel şey. Kevil demiş ki senin için hayatın anlamı nedir? Bulamadım ama bulursam sana özelden cevap vereceğim. 1 milyon TL paran olsa nasıl harcardın? Sayko İncici kendisini bu arada arkadaşlar e, TikTok'tan takip edebilirsiniz. Çok güzel içerikleri var. Ayrıca YouTube kanalı da var. E, 1 milyon TL para Keremcim İstanbul'da sana yemin ediyorum bir saat içerisinde tüketebileceğim bir para. Zaten burada oturulabilecek yani en azından benim bulunduğum muhitte oturulabilecek evler zaten 1 milyondan başlıyor. O yüzden bir tane ev bul. Hadi 700 800'de bir ev buldun diyelim. Giriş altı. Bir tane de 2012 model bir araba aldın. Para bitti. Artık 1 milyon doların altında bir paranın çok fazla bir kıymeti kalmadı. Mevlütçüğümüz canımız yerilmişmiş ki evlilik duygusu olarak nasıl bir şey? Evlilik mükemmel bir şey. Ben biraz daha erken evlendim. O yüzden hani yaşıma göre yine büyük bir kızım var. Ee, bence harika bir şey. Bütün hani kötü gününde, iyi gününde, eğer gerçek bir etse, sıkıntılı zamanlarında böyle danışabileceğin, dertleşebileceğin ve senden hiçbir çıkar, hiçbir şey beklemeyen gerçek bir dost, arkadaş, abla, kardeş, yani o an ne olmasını istiyorsan yanında o olabilecek bir karakterde bir insan oluyor. Tabi doğru kişiyi bulursan. O yüzden bence evlenmek eğer doğru kişiyle olduysa bu iş e, çok güzel bir şey en sevdiğim tatlıyı sormuşsun kardeşim ama ipkek için o cevabı vermiştim baklava. Zzz bra fly. Hayatının son 10 dakikasını kaldığını bilsen ne yapardın? Ya her baba kızını seviyordur ama gerçekten kızımı çok seviyorum. Yani e, tövbe aşağı böyle bir şeyi Allah'tan başka kimse bilmez ama böyle bir şeyin olacağını bilsem herhalde bol bol dua ederek son 30 dakikamı kızımla ve eşimle geçirmek isterdim diye düşünüyorum. <laughs> Adem eğer ki bir nedenden dolayı YouTube'u bırakmak zorunda kaldın. İmkanın olduğu zaman sıfırdan tekrar başlar mıydın? Yani YouTube'u bıraksam da kanalım var olur. Kalan kanalım üzerinden devam etmeyi planlarım. Ama hani bir şey oldu. Her şey patladı. Sıfırdan başlarım. Çünkü sıfırdan başlasam şu an ulaştığım seviyeye bunun yarısı sürede muhtemelen ulaşırım. Hani çok büyük bir seviyeye ulaşmadım gerçeğiniz ama e, millet bir senede 300 bin, 200 bin abone oluyor. Biz daha 10. ayda 3 bini göremedik arkadaşlar. Bilmiyorum. E, sıfırdan başlardım. Hem de çok daha şey başlardım yani. Başlarda yaptığım hataları yapmadan. Neco demiş ki hayatın dönüm noktası ne oldu? Hayatımın dönüm noktası kızımın doğuşu oldu. Çünkü onun doğuşuyla beraber ben ondan önce yapmış olduğum bütün gereksiz ve zararlı işleri çoğunu hatta neredeyse hepsini bıraktım. Ee, az çok anlamışsınızdır neler olduğunu. O yüzden hani Ela'nın doğuşu benim hayatımın daha güzelleşmesi için milattır. En sevdiğin oyun CS hariç. Hmm. Ya ben building oyunlarını seviyorum. Bir yapı yaratma gibi oyunları. Ama bu ara 5M'e bayağı sarmış durumdayız güzel seri gelecek 5 de. O yüzden buna şu an için 5 diyebilirim. Areki demiş ki faz edelim ki istediğin herhangi bir yemeği yiyebileceksin. Hayatın son yemeği olacak. Hangi yemek yerdin? Baklava. Evet. Ama illa tatlı olmasın abi. Yemek olsun diyorsanız abuganlı çok severim. Yani güzel bir görsel bulursam şuraya veya şuraya da abuganlı koyarım. Ee, en çok hangi dili konuşmak isterdin? Çince. Nefret etsem bile ona ana avrat söylemek için Çince konuşmak isterdim. Can demiş ki üzümlü kekim Bilgisayarın ekranı küçük gelmiyor mu? Yo gelmiyor. Yani e, gayet güzel 120 Hz Güzel bir ekranım var. Yani, laptop da zaten şeyim. Ama şu coinlerden biraz para kırarsam Güzel bir masaüstü Toplamayı planlıyorum. Ayrıca Can, Eyven ve Umut Demiş ki Canlı Eymen beni seviyor mu demiş. Umut da onları seviyor mu demiş. Arkadaşlar ayrımsız şu an bu videoyu izleyen, like atan, abone olan, yorum yapan, ee, şu an bu konuşmayı yaptığımı duyup tebessüm eden, buraya soru soran, Discord'a katılan ve ee, bir nebze olsun benim hakkımda bir fikir sahibi olan herkese... Babası dedi ama. İzir. Çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Serinin devamının gelmesi için like, abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba, hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve. Gel bir de bizi ne hem de bir neşe. Adını yazdırır hem de girişe. O zaman video başlat bir anda. Oyuna geçip